Fransa'da Müslümanlara hedef alan yasa tasarısı çok tartışıldı, pek çok tepkiye rağmen yasalaştı. Ancak toplumun tüm katmanlarında bu düzenlemeye karşı çıkanlar seslerini yükseltmeye devam ediyor. Onlardan biri de ülkenin önde gelen tarihçi sosyologlarından Jean Bouberot. Kendisiyle ülkedeki laiklik tartışmalarını ve İslam karşıtlığını konuşacağız. Bonjour monsieur. Bonjour. İlk olarak laiklikten bahsetmek istiyorum. Sizce laiklik nedir? Laiklik, devletin oyunun kurallarını herkes için eşit olarak belirleyen bir hakem olması ve dolayısıyla herkesin bu intibayı alabilmesi için devletin tarafsız olması anlamına gelir. Herkes kendi inancını yaşamalı ama devlet hakem olmalı. Dolayısıyla bir yanda vicdan özgürlüğü ve dini nedenlerle ayrımcılık yapmama durumu, diğer yanda devletin tarafsızlığı ve hakem rolü vardır. Sizce Fransa'da İslam karşıtlığı var mı? Eğer yanıtınız evet ise ülkedeki İslam karşıtlığının kaynağı ne? Fransa'da DAEŞ tarafından çok sayıda saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda kurban verildi. Sizce DAEŞ İslam karşıtlığının tek nedeni mi yoksa başka nedenleri var mı? Terör saldırılarının İslam karşıtlığında bir etkisi olduğu gerçek. Bu nedenle belirli bir sayıda İslam karşıtı insan var. Ama neyse ki nüfusun tamamı İslam karşıtı değil. İslam'ın varlığı bazılarını rahatsız etti. Batı bu hegemonik bakış açısını değiştirmeli. Günün sonunda gerçekten kazanmayı başaracağız ve Fransa'da yaşayan Müslüman nüfusun yalnızca Müslüman olduğu, bir tehdit unsuru olmadığı anlaşılacak. Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslüman var. Eğer bu nüfusun hepsi terör yanlısı olsa yaşamak imkansız hale gelirdi. Her gün terör saldırısı olurdu. Üzücü saldırıların olması, her yıl birkaç saldırı olması, Fransız Müslüman nüfusunun çok büyük çoğunluğunun İslam'ı sessizce yaşadığı ve herhangi bir risk taşımadığı gerçeğini değiştirmiyor. Sorun açıkça terörizm riskine karşı saf tutmamaktır. Aynı zamanda Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunun tamamen entegre olduğunu, hatta Fransa dinamizminin bir parçası olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Fransa'da Müslüman toplumun varlığı silinse, Fransa sosyoekonomik ve kültürel olarak zayıflar. Fransa Müslümanlarının çoğu iki kültürlü insanlar. Hem kendi köklerinden, ailelerinden aldıkları kültürleri var, hem de Fransa kültürüne sahipler. Küreselleşen dünyada iki kültürlü insanlara sahip olmak çok büyük bir şans. Ülkelerin iki kültürlü insanlara ihtiyaçları var. Benim tavsiyem, soğukkanlı bir politika izlenmeli. Müslüman nüfusa sahip olmak da Fransa için bir şans olarak görülmeli. Ayrılıkçılıkla mücadele yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? La loi séparatisme. Bu yasayla ilgili en temel problem nasıl uygulanacağı. Bu yasa radikalleri hedef alıyor. Yasa, tasarı halindeyken ilk olarak belirli topluluklara yönelikti. Ancak daha sonra ayrılık yanlılarına yönelik hale geldi. Buna geçmesi çok iyi. Aksi halde tüm toplumu hedef alabilir. Cumhuriyete karşı çıkanlarla toplumda yaşayan zararsız insanları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Cumhuriyete karşı çıkanlarla toplumda yaşayan zararsız insanları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Problem şu ki bu yasayla ibadethaneleri gözetlemek istiyorlar. Ama asıl radikaller, ayrılıkçılar ve teröristler dijital ortamda, sosyal ağlarda faaliyet gösteriyor. Sosyal ağlarda Fransa'da olabilirsiniz ama Irak'ta, Suriye'de terör propagandası yapan kişileri de takip edebilirsiniz. Ayrılıkçılıkla mücadelede zor olan, dijital ortamdaki nefret söylemleriyle ve şiddetin teşvik edilmesiyle mücadele etmek. Devlet, terörü aşılayanları kontrol etmek istiyor olabilir. Ancak yasanın uygulanması için soğukkanlı davranmak, kota doldurma peşinde koşmamak gerekiyor. Gereksiz şüpheye kapılmamak ve kontrolleri arttırmamak gerekiyor. Yasa potansiyel olarak tehlikeli. Doğru uygulanması şart. Dindarları ve radikalleri birbirinden ayırırsak sorun yaşanmaz. Devlet bunu birbirinden ayırmalı.
dindar insanlar ve teröristleri birbirine karıştırmamalı. Sizce Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik politikası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağı zayıflatmaya yönelik bir strateji olabilir mi? Ya da aksine aşırı sağın ikinci tura yükselmesi hedefleniyor olabilir mi? C'est difficile à dire parce que si vous voulez bunu cevaplamak çok zor. Çünkü terörizm nedeniyle güçlenen bir aşırı sağ görüş var. Daha önce anlattığım konu bu aslında. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz ve bence bu süreci aşacağız. Bu durum aşırı sağı güçlendiriyor. Diğer adaylar terör korkusunun üstesinden gelebileceklerini vurgulamalı. Aşırı sağcıların ideolojilerine yaklaşırlarsa bu onları zayıflatır. Çünkü aşırı sağcılar daha da aşırı söylemler benimseyebilirler. 30 saniyede aşırı bir görüşü savunur hale gelebiliriz. Ancak 30 saniyede rasyonel olmak çok zor. Bu sorun ana akım medyadan kaynaklanan bir durum. Demokratik bir seçim olması için, aşırı sağcılara pay vermemek için olayları rasyonel bir şekilde açıklamak gerekiyor. Ama az önce de değindiğim gibi ayrılıkçılıkla mücadele yasasının zorlukları var. Uygulama aşamasında dikkatli olmak gerekiyor. Macron'un bazı paradoksları var. Umarım ki seçim sürecinde dindarları ve radikalleri birbirinden ayırmaya devam eder ve seçim kampanyasında rasyonel davranarak aşırı sağcıların söylemlerini benimsemez. Qui ne cédera pas, disons, aux sirènes de l'extrême droite. D'accord. Merci, monsieur, pour l'interview. Merci.